bayrak böyle bizi destekli bulunan tüm emcilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Emcilerimiz, çok değerli il başkanım, çok değerli 23'den milletvekili arkadaşlarımız buradalar. Mustafa Ünal Bey, Mehmet Ceylan Bey, Cumhur Ünal Bey. Evet, onları bir alkışlıyoruz. Bizimle bugün hep beraber oldular. Evet, işte biz böyle bir partiyiz. İşte biz böyle bir AK Parti'yiz. Hep birlikte büyük Türkiye'ye doğru el ele, gönül gönüle yürüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Ölebedir Mahallesi'ni dolaştık. Ne gördük? Bir köy gibi, değil mi? Maalesef Ölebedir Mahallemiz yerel yönetim tarafından ihmal edilmiş bir mahalle. Evet, garip bırakılmış bir mahalle. İnşallah Ölebedir'in bu garipliğini, bu talihsizliğini AK Parti olarak biz yeneceğiz. Öyle birine bu sözü veriyoruz. İnşallah. Bir de şöyle karşı tarafa doğru bakın. Ne görüyorsunuz? Evet. Birileri diyor ki AK Parti Karabük'e ne yaptı? Ya şöyle bir bakın. Kulelere bakın. Arka taraftaki dev hastaneye bakın. Stadyuma bakın. Şu duble yola bakın. Şöyle baktığınız zaman hemen tıp fakültesi okulları da görüyorsun. Üniversiteyi görüyorsunuz. Evet. Şimdi AK Parti Karabük'e ne yaptı diyenlere söyleyecek söz var mı? Eğer onların gözü görmüyorsa ne yapalım? Onlar konuşsun. Onlar doktora gitsinler. Onlar konuşacak. Biz yapmaya devam edeceğiz. Evet. Osman Kahveci, Karabük mü sevinci? Osman Kahveci. Karabük hep birlikte sevinecek. AK Parti 7 Haziran'dan sonra da iktidara devam edecek. Türkiye de sevinecek. Karabük de sevinecek. İnşallah. Amin. Evet. Ama öyle beni bu seçimde de yine birilerine ders verecek. Öyle benden bu dersi bekliyoruz. Öyle beni halkı bu desteği 7 Haziran'da seçimde verecek. Evet, öyle benimden güçlü bir destekle öyle bir destek alalım ki herkes hayret içerisinde kalsın. Desinler ki öyle beni patladı. Nasıl patladı? Sandıklarda AK Parti oylarıyla patladı. Evet, biz Türkiye'nin de kara talihini yendik. Karabük'ün de çökmekte olan Karabük'ü de biz dirilttik. Bunu söylemeye gerek yok. İnanmayanlar gelsinler şu tepeden Karabük'e doğru bir baksınlar. Ne olmuş Karabük? Bu bölgeden geçen milletvekilleri de, diğer vatandaşlarımız da, bana bu yoldan Bartın'a gidenler de, Kastamonu'ya gidenler de, bana Ankara'da diyorlar ki, ya siz Karabük'e ne yaptınız? Karabük, dünkü gibi Karabük değil. Biz gece kondularla kaplı bir Karabük sanıyorduk.
ama Karabük her geçen gün modernleşiyor. Evet, işte bunları AK Parti yaptı ve yapmaya devam edecek. İnşallah 7 Haziran'dan sonra da durmak yok, yola devam diyecek, diyeceğiz. Bu gür ses de en çok nereden çıkacak? Ölebelinden çıkacak. Ölebel hemşerilerimizden bu güçlü desteğin geleceğine bütün kalbimize inanıyoruz. Onun için çok lafa gerek yok. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Ölebeline şuradan hemen bir, evet, yürüyen merdiven yapmak. Ölebelini kalkındırdı mı? Bazen çalışır, bazen çalışmaz. Yollarını gördük, beraber yürüdük. Benim köyün yolu buradan çok daha güzel. Evet, şehrin hemen en yakınındaki bir mahallede maalesef yollar bile, normal yürürken bile ayağımıza taşlar battı. Evet, inşallah Karabük'ün Ölebeli'nin bu mahallesini de inşallah AK Parti olarak biz kalkındıracağız. Ben bir kere daha Ölebeli halkına, hemşerilerimize bir kere daha teşekkür ediyorum. Bizleri bir coşkuyla karşıladılar. Coşku içerisinde, heyecan içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde Ölebeli'mize bir tur attık. İnşallah 7 Haziran'da da Ölebeli'miz hak ettiği cevabı sandıkta verecek. Ben bir kere daha Ölebeli'deki hemşerilerimize, bütün kalbinize, arkadaşlarımız adına, evet, milletvekili adayımız Sedat Bey adına, il başkanımız, teşkilatlarımız adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın vekilimize konuşmalarını teşekkür ediyorum.